Arkadaşlar selamlar. Şimdi hemen bir pratik bir konuşma yapacağım zaman kaybınız olmadan, zamanınızı çalmadan. Bakın yeni başlıyorsunuz. Görüyorum yorumlarda hocam bunu izlesem olur mu, bunu izlesem yeter mi? Sadece şunu izlesem olur mu şeklinde yorumlar görüyorum. Ee, 3 ay kaldı. 3 ay içerisinde benim 30 günde TYT AYT tarih kampımı izleyebilirsiniz ve bu süreciniz en fazla 15 gün alır. Yani benim 30 günde TYT AYT tarih konu anlatım kampımı 15 gün içerisinde bitirebilirsin. Ondan sonra 1001 soruda AYT tarih, 500 soruda AYT tarih kamplarına katılırsın. Sonra full deneme çözersin. Bu işi böyle halledersin. 3 ay var. Az bir zaman gibi görünse de verim olarak baktığın zaman bu 3 ay çok değerli bizim için. Zaten benim konu anlatımını bitirenler bu soru çözümünün kampına katılanlar yolu baya ilerlettiler. Bunlar bittikten sonra da sen ne yapacaksın? Full deneme çözeceksin ve inşallah fullleyeceksin. Ve kendinize biraz güvenin. AYT sorularına daha önceki çıkmış ÖSYM sorularına bakarsanız fulllememeniz için hiçbir sebep yok. Sadece kendinize güvenin ama bir an önce başlayın. Özellikle yeni gelen yorumlar için söylüyorum. Başlayayım mı? Yeter mi? Şu mu? Bu mu? Böyle yorumlar yapmayın. Başlayın bir an önce. Kararlı olun. 3 ay güzel bir zaman. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakın, en sık padişah ve sadrazam değişikliği yaşanan dönem Osmanlı'da 17. yüzyıl. Yani duraklama dönemi olmuş. Tamam mı? Zaten istikrar yok ya. Sürekli padişah ve sadrazam değişikliği oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim, yapılan ıslahatlar bu yüzden tutmuyor bile. Neden? Padişahların ve sadrazamların ömürleriyle sınırlı oluyor. Gelen gidenin ıslahatlarını devam ettiremiyor. Kalıcı köklü ıslahatlar ortaya çıkmıyor. 1798 Fransa'nın Mısır işgalinde Osmanlı'nın yanında olan, yanında savaşan devletler İngiltere ile Rusya. Peki bu Fransa bize saldırınca İngilizler, Ruslar bizim yanımızda neden oldular? Çünkü arkadaşlar çıkarlarına Fransa'nın Mısır'ı işgali gelmiyor. Fransa Mısır'ı işgal ederse Akdeniz'e Fransa güçlü olur. İngiliz sömürgeleri kesilir. Ruslar sıcak denize inemezler. O yüzden çıkar birliği yapıyoruz ve denge politikası izliyoruz tamam mı? Kutsal ittifakın kurulmasına sebep olan gelişme ikinci Viyana kuşatmasındaki başarısızlık arkadaşlar. 4. Mehmet döneminde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa görevlendirildi. 2. Viyana'yı e, Viyana alalım dedik. 2. kez dedik bunu ancak alamadık. Hatta Merzifonlu Kara Mustafa Paşa öldürüldü. Sonra da bizim güçsüz olduğumuzu anlayıp bize Kutsal İttifak adı altında birleştiler. Kimler var Kutsal İttifak devletleri içerisinde? Avusturya, Venedik, Lehistan, Malta, Rusya. 16 yıl boyunca bize saldırdılar ve sonuçta bize... Karlofça Anlaşması'nı imzalattılar. Rusya ile Osmanlı arasında da 1700 İstanbul Anlaşması imzalanmıştı. Fatih döneminde himaye edilen Ortodokslar hangi anlaşmayla Osmanlı denetiminden çıkmıştır? Küçük Kaynarca Anlaşması. Arkadaşlar Küçük Kaynarca Anlaşması Osmanlı'nın aynı zamanda Kırım'ı kaybettiği anlaşmaydı. Ruslar Ortodoksların koruyuculuğunu alıyor. Bundan sonra Ortodoksları bize karşı kışkırtacaklar. Rusya'ya Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı ödeyecek. Hatta Rusya ne yapacak? Osmanlı Devleti topraklarında konsolosluk ve elçilik açabilecek. Bunlar önemliydi. Sancak sisteminin kaldırılmasıyla yerine hangi sistem geliyor? Kafes sistemi. Arkadaşlar kafes sisteminin gelmesiyle Osmanlı'da şehzadeler artık yeteri kadar tecrübe kazanamıyorlar. Hatta psikolojileri bozuluyordu. Çünkü sarayın bir bölümünde şimşirlik denilen bölümünde eğitim alıyorlar. Dolayısıyla psikolojileri bozuluyor. Öldürülme korkusuyla yaşıyorlar. Osmanlı Devleti Lale Devri dönemini hangi yıl aralığında yaşamıştır? 1718 Pasarofçı Anlaşma, Anlaşması'nın imzalanmasıyla başlıyor. 1730 patrona Halil isyanının yaşanmasıyla sona eriyor. Demek ki Lale Devri dönemini sona erdiren gelişme patrona Halil isyanı çok önemli. 3. Ahmet döneminde Paris Sefaretnamesini hazırlayan devlet adamımız kimdi? 28 Mehmet Çelebi lütfen önemse. Patronu Halil isyanıyla tahttan indirilen padişah kim? Tamam Lale Devri dönemi sona eriyor ama hangi padişah tahttan indirilmiş oluyor? 3. Ahmet önemli. Osmanlı Devleti'nde cülüs bahşişi dağıtımını kaldıran padişah 1. Abdülhamit. Arkadaşlar aklınızda şöyle kalsın. Cülüs bahşişi padişah değişikliğinde padişahın tahta çıktığında Yeniçerileri kapı kulu ocağına dağıttığı bahşişti. Bu bahşişi ilk dağıtan Yıldırım Bayezid'di. Bu bahşişi geleneksel hale getiren Fatih Sultan Mehmet'ti. Kaldıran sorulunca ne diyorsun? 1. Abdülhamit. Üçüncü Selim döneminde kara kuvvetlerinin asker ihtiyacını karşılamak amacıyla ne kuruldu? Hemen yazdık. Mühendishaneyi Berri Hümayun kuruldu. Bakın unutmayın. Hendesehane Sehane birinci Mahmut döneminde. İstihkam okulu birinci Abdülhamit. Mühendishaneyi Berri Hümayun dersem üçüncü Selim. Şeyhülislam yetkilerini kısıtlayan padişahlar arasında hangisi yoktur? İlk defa Şeyhülislam yetkilerini sınırlandıran ikinci Osman yani genç Osman. Sonra... Üçüncü Selim ama üçün, dördüncü Murat Şeyhülislam yetkilerini sınırlandırmıyor. Direkt ilk Şeyhülislam öldüren padişah olarak geçiyor. Cevap dördüncü Murat. Osmanlı'da ilk batı tarzı kurum kurulan askeri kurum birinci Mahmut'un kurduğu Hendese hane. Lale devri dönemini sonlandıran gelişme neydi? Patrona Halil isyanı bunlar çok önemli. Bazı soruları birkaç kere bilerek soruyorum arkadaşlar. Nizamı cedid dönemini sonlandıran gelişme unutmuyorsun. Kabakçı Mustafa isyanı. Bakın Kabakçı Mustafa isyanıyla 3. Selim tahttan indiriliyor. Patronu Halil ile 3. Ahmet tahttan indiriliyor. Patronu Halil isyanıyla Lale devri sona eriyor. Kabakçı Mustafa isyanıyla Nizamı cedid denilen yenilik dönemi sona eriyor. Osmanlı Devleti'ne hasta adam olarak nitelendiren Rus Çarı Çar Birinci Nikolay Alemdar olayı ile tahta çıkarılan Osmanlı Padişahı 2. Mahmut Kaldıraç Mahmud değil mi? Birçok yeniliği bu yapıyordu hatta ne yapıyordu? Divanı Hümayun'u kaldırıyordu, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyordu, Ayanlık Sistemini kaldırıyordu, Mehterhane'yi kaldırıyordu. Devlet dairelerini portresini astırıyordu, tımar sistemini kaldırıyordu. Müthiş bir şekilde yenilik yapıyordu ve yaptığı bu yeniliklerin yerine de yeni kurumlar kuruyordu. Yani kaldırıp da boş bırakmıyor. Ee, özellikle önemli bir padişah. Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi hangi anlaşmayla başlar? 1792 Yaş Anlaşması ile başlar. Ne zaman Osmanlı resmen dağılır? 1 Kasım 1922. Ne olur bu tarihte? Saltanat makamı kaldırılır ve Osmanlı resmen son bulur. Osmanlı Devleti'nin dağılma dönemi hangi gelişmeyle son buluyor? E o zaman evet, saltanatın kaldırılmasıyla son buluyor. Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınması ve Rus elçisi Mencikov'un protokol kurallarına aykırı davranmasıyla 1853 yılında başlayan savaş Osmanlı'da Kırım Savaşı. Ruslar Osmanlı'ya saldırıyorlar ama Osmanlı Abdülmecit zamanında yaşanan bu savaşta Avrupa desteğini alıyor. Denge politikası izliyor ve Rusları yenmeyi başarıyoruz. Kırım Savaşı'nın sonucunda da arkadaşlar ne oluyor? Unutmayın Paris Anlaşması imzalanıyor. Peki şöyle bir soruyla karşılaşsak. Kırım Savaşı sırasında yaşanan gelişmeler arasında hangileri vardır? Sinop baskını bu savaş sırasında yaşanmış. Florence Nightingale dünyada ilk kadın hemşire. Bu savaşta görülmüş hatta lambalı kadın olarak geçiyor. Osmanlı ilk defa telgraf hattı döşemiş bu savaş sırasında. Yine ilk dış borcu bu savaş sırasında İngiltere'den Kırım Savaşı'nda almışız. Osmanlı Devleti'ne isyan eden ilk azınlık Sırplar. Ama Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını kazanan ilk azınlık Yunanlılar. Arkadaşlar Yunanistan 1829 Edirne anlaşmasıyla, Avrupa desteğiyle, Rus desteğiyle bağımsız olmuştu. İkinci Mahmut zamanında bağımsızlığını kazanmış. Şimdi arkadaşlar Rumların bağımsızlık sürecinde etkisi olan Rum cemiyeti bakın bir sürü Rum cemiyeti var ama Rumlar bağımsız olmadan önce tek var olan Rum cemiyeti etnike Eterya cemiyetiydi. Bunun dışındaki Rum cemiyetleri sonradan kuruldu. Mesela Pontus Rum cemiyeti, Mavri Mira cemiyeti, Kordos cemiyeti bunlar sonradan kuruluyor. Demek ki Rumların bağımsızlık sürecine katkı sağlayan tek cemiyet Rum cemiyeti olarak etnik eterya. Müsaade sistemi hangi gelişmeli kesin olarak kaldırılmıştır? Tanzimat fermanıyla hangi padişah döneminde kaldırılır? Abdül Mecit dönemi. Galatasaray Sultanisi hangi padişah döneminde açılıyor? Sultan Abdülaziz döneminde e bu Fransızların açmış olduğu bir okuldur. Günümüzde Galatasaray Lisesi olarak geçiyor. Osmanlıda ilk demir yolu hattı hangi güzergah arasında? Arkadaşlar, Mısır topraklarında Kahire İskenderiye arasında yapılıyor. Osmanlı'nın ilk demir yolu hattı. Ama şöyle sorarsam, Anadolu'da inşa ettirdiğimiz ilk demir yolu hattı? Evet, o zaman İzmir. Aydın güzergahı diyeceksiniz. Farka dikkat. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımı yaptıran padişahımız 2. Mahmut ne yapmış? 1831 yılında sadece erkeklerle hayvanları sayarak askeri amaçlı bir nüfus sayımı yapmış. Tanzimat fermanının ilanıyla 1876 meşrutiyetin ilanı arasındaki döneme yani 1839-1876 yılları arasındaki dönemi tanzimat dönemi denilir. Batılılaşmanın devam ettiği bir süreçtir bu dönem. İlk Osmanlı Bankası olan Banka Dersaadet Saadet hangi padişah döneminde açtırılmıştır? Abdülmecit döneminde Galata bankerleri tarafından açılıyor. En kısa süre tahta kalan Osmanlı padişahı 5. Murat 3 ay. Yani 93 gün tahta kalmış. En uzun süre tahta kalan padişahımız Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde en küçük yaşta tahta çıkan padişah sorulursa 4. Mehmet 6,5 yaşında tahta çıkmış. Buna da dikkat. 2. Mahmut döneminde İngiltere ile imzalanan hangi anlaşmayla Osmanlı ekonomisi açık pazar haline gelmiştir? Çok önemli. Balta Limanı Ticaret Anlaşması. Baltalimanı ticaret Anlaşması ile İngiliz tüccarlara ikinci mount büyük ayrıcalıklar, imkanlar sağlayacak. Bunun amacı şu. O dönem Mısır meselesi ve Boğazlar sorunu var. Dolayısıyla Avrupa'nın desteğine ihtiyacımız var. O yüzden Baltalimanı ticaret anlaşmasını imzalayarak Avrupa'nın desteğini almaya çalışmışız bu süreçte. Ayanlarla imzalanan senedi İttifak sözleşmesi hangi padişah dönemi gelişmesidir? 2. Mahmut bu hangi gelişme hangi dönemde yaşandı bilmek zorundasın. Senedi ittifak Balta Limanı 2. Mahmut. Kırım Savaşı'nın yapılması Sultan Abdülmecit dönemi. Mesela 93 Harbi'nin çıkması 2. Abdülhamit zamanı ya da Çırağan baskınının yapılması 2. Abdülhamit dönemi dönem gelişme ilişkisine dikkat. Senedi İttifak Sözleşmesi Avrupa tarihinde yaşanan hangi gelişmeyle benzerlik gösterir? Magna Carta. Arkadaşlar Magna Carta İngiltere'de yaşanıyor 1215 yılında. İngiltere'de Kral Yurtsuz John diye bir kral var. Onun yetkileri sınırlandırılıyor. Dolayısıyla İngiltere'de bir demokratikleşmeyi ifade eden bir gelişme bu. Osmanlı'da da böyle ama. Osmanlı'da da ilk defa padişah kendi gücünün dışında başka bir gücün varlığını yani ayanların varlığını tanıyor ve Osmanlı tarihinde demokratikleşme yolunda atılan ilk adım senedi ittifak oluyor. Hatta Osmanlı Devleti'nde padişah yetkilerini sınırlandıran ilk belge yine senedi ittifak. Tanzimat Fermanı'nın ilanında hangi siyasi gelişme etkili olmuştur? Arkadaşlar Mısır sorunu. Mısır sorununun görüşüleceği Londra Konferansı o dönem toplanacaktır. Bu konferans toplanmadan önce Abdülmecid ne yapmış? Tanzimat Fermanı'nı ilan ederek Avrupa'nın Mısır meselesinde yanımızda yer almasını istemiştir. Yani destek görmek için böyle bir adım atmış. Darülfünun'a kitap hazırlamak amacıyla kurulan bilim kuruluna sınav sorusu encümeni Daniş adı verilir. Arkadaşlar Darülfünun Osmanlı'nın üniversitesidir. Günümüzde hangi üniversiteye dönüştürülmüştür? İstanbul Üniversitesi. Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesinde etkili olan yabancı uzman kimdir dersem Albert Malşe diyeceksiniz. Tamam. Arkadaşlar kaldığımız yerden diğer video ile devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.